Arabanı arabam.com'a, değerinde trink sat. Hem de 15 dakikada paran cebinde, güvenli aracını satıyorsun. Merhaba, ben Türkiye'nin ilk yapay zeka bahis yazarı Bahista. %74'e varan başarı oranımla, milyonerdeyim. Milyoner Pazartesi 20.30 Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş. Uğur sendeyiz. Gaziantep'in yeni teknik direktörü hı. Selçuk İnan oldu. Şumudika yok artık. Hı hı. Ya şum etkilecek? Şimdi Şumudika dönemi aslında Gaziantep'in genel kimliği de bu. Ee, çok sıkı bir savunma ve maçı olabildiğince hem düşük tempo hem de sıkı ikili mücadelelerle götürme şeklinde. Beşiktaş da e, genelde yakın dönem maçlarını şey oynamış, Derbi ayrı bir maç ki derbide de çok üretken olmadığını gördük. Ee, mümkün olduğu kadar önce bir doğru yerleşelim. Savunmamızı doğru yapalım. Ondan sonra e, bireysel oyuncularımızla skor buluruz düşüncesi var. Ama Gaziantep e bu alışkanlığın şimdi hoca değişikliğine rağmen ben bu alışkanlığın birinci maçtan Selçuk'un hani ben herkesi çıkarıyorum. Bekler çıkacak, olacak, bu olacak, bu kadar bir büyük takıma karşı yapacağı düşüncesinde değilim. Şumudika kadar sert bir savunma olmayabilir ama yine e, katı halde, rejit halde karşılayacaklardır. E, bireysel kaliteye kalırsa bu iş çok düşük skorlu bir maç olma ihtimali yüksek. Çok e, keyifli, lezzetli bir maç beklemiyorum açıkçası. E, tabii ki takip edeceğiz, izleyeceğiz ama ben o kanaatte değilim. Zaten diğer büyük takım maçlarına da bakarsak üst oranı e, oldukça yüksek hem Fenerbahçe maçına hem Galatasaray maçına göre e, bununla tesadüf olmadığını düşünüyorum. Benim de beklentim bu yönde. E, Beşiktaş'ın biraz şeyden çıkması lazım ben. Yani biraz Muçi ayrı bir bağımsız bir performans sergiliyor. Semi e, ayrı bağımsız bir performansı var. Raşit ise yavaş yavaş yükselişte. O da belli bir noktada. Ama birlikte bir şey üretim, birlikte bir üretim var mı birbirlerine tamamen entegre. Beşiktaş takımca yerleşiyor. Bu oyuncular üstünden her türlü kapalı savunmaya pozisyon buluyor var mı? O da yok bence. Beşiktaş'ın takım performans olarak eksi var. Getson'un tabii kart cezasından dönüşü mühim. Performansı düşük olsa da takımın çok ihtiyacı olan profilde bir oyuncu. yine Beşiktaş'a yakın görmekle birlikte bol skorlu bir kıran kırana düello şekle geçeceğini düşündüğüm bir maç değil. İnşallah öyle olur ama. Evet oyun olarak Beşiktaş'ın başları belki çok hareketli geçmiyor ama... İşte Gaziantep er, faktörü de var. Ernest Nucci'yi izlemek başlı başına keyif açıkçası benim için. Çok beğendiğim bir transfer oldu. Ve her geçen başta bunu kanıtlıyor. E, Galatasaray derbesindeki performansı benim yani Beşiktaş'taki genç oyuncular arasında ya da genç transferler en çarpıcı performansları bir tanesi. Çünkü işi çok zordu. Yaklaşan kimse yok. Gerson yokluğunda arka, e, arkanında iki tane altı numara var aslında. Almustrati'den Marte'ye. kenar forvetler yaklaşamıyor. Her topu aldığında çok yalnız ve her topu aldığında o ayağın dışıyla topu dürtüp yanındaki ve o rakipler de sert rakipler yani Torayra Torreira falan eksiltip oyun kurmayı bir şekilde başardı. Çok iyi bir performans. Bir de bir not daha bence. Bütün maçı 1-0 geride oynadı. Yani daha rakip, da zordu görev, Rakip, evet. rakip takımın daha açıldı bir maçta oynamadı. Ana daha koydu her zaman. E, da bunun farkındaydı. Ernest Lucci bir şey yaparsa yapacağın da farkındaydı. Buna rağmen o baskıya rağmen, ikili üçlü baskıya rağmen çok iyi bir maç çıkarttığını düşünüyorum. O yüzden bu baş başa başına Muçi'nin performansıyla da izlenmesi olabilir. Tam onluk bir maç gibi. Ben ee, henüz daha ben Muçi'den memnun değilim açıkçası. Allah Allah. Vallahi. Yani ben, ben çok beğendim. Ben skor bekliyorum abi. 10 milyon yürüye. Abi yaptı o aslında. Ya. Sporta 10 numara almışım. Geçen hafta yaptı. Skor, skor yaptı. bekliyorum da. Bekliyorum net yani. E, Geçen hafta Diyorsun ki Gezeri e veriyor artık Gezer e atabilecek seviyede değil. Acayip pas verdi aslında. O asist bu arada Gezer'e evet, Gezeri de ben iyi buldum şey. bu arada. Hani son Gezer'e göre iyi buldum. Prime Gezer'e göre iyi değil ama. Son göze Gezer'e göre iyi buldum ama şöyle önemli bu performansta. Eğer bir kontratında şey yoksa, şu kadar maç oynarsa mevcut şarttan uzar gibi bir kontrat yoksa o kısmı tahmin net bilmiyorum. İlk bir sayısıyla alakalı. E, ee, Gezel bence şu anda oynar. Yani şöyle bir durum olur. Raşit Sasemi, Gezer üçlüsünü ben olsam denerdim. Beşiktaş'ın o bahsettiğimiz oyun üstüne geçmesi için de bir tane daha hücum silahına ihtiyaç var. Çünkü Cenk Tosun çok hareketsiz. E, kalitesi yetmiyor. Hareketleme kalitesi yetmiyor. Avubakar yeter. Yani, o Ayağın Mertens sahneden aldığı bir top var. Gerçekten yeter yani. Gezal nispeten bir performans olduğu için buradan bir sonuç çıkabilir. E, Semih'i de bu kez o say, hayallerin hayallerini süsleyen 9 numarada kullanabilirsin. Çünkü iki tane kenar forvet bulduğun için. Rashida, e, Semih, Gezal, Gerson Bucci, Almusrati güzel bir altılı oldu bence. Yani iyi bir altılı oluyor ama hala bekler çok eksik. Yani sabek ayakları birbirine dolan bir sabek var. Masa topa vurma kabiliyeti var ama tempo yok. Çok baskı kaldı dolarlar e, i̇şte. Oraya geldi mevzu yani. Bu arada ben Svensson'un... Baskı yapamıyorsunuz. Svensson sağlam dakikada. olursa ben Svensson'u oynatıp Masoko'yu baba sen zaten git gel yapamıyorsun. Hafif kanat beki takıl diyebilirim ben. Yani o daha makul olur çünkü Masoko sonuçta e, eski dinamizminden uzak belli ama sonuçta orta kabiliyetim belli var. ve hücumda da daha, iş yapabilecek bir profil. Yani Onur'dan bir eşit şekilde bekleyeceğim mi? Hani Mansuaku Onur azar azar çıksından ziyade, bari Svensson daha yarı stoper, ee, orada savunma açısından da Onur'dan çok daha güvenilir bir oyuncu bence. Ee, Masuaku daha fazla çıksa bence daha dengeli olur çünkü Beşiktaş'ın sol kanat da yok bu arada. Yani Beşiktaş'ın sol kanadı e, kim? Forvet oyuncu ikinci forvet oynayacak mevkisi şu anda. Ya yani Cenk'i de koysan, Semih'i de koysan 3 aşağı 5 yukarı a, içeri devrilen bir kanat forvet pozisyonu rolü elde ediyorsun. O zaman Musako biraz daha ne kullanmak o çünkü Beşiktaş genişleyemiyor bir de bunun yüzünden. Çünkü rakipler de biliyor. Bir sağ kanat var ama sol kanat yok. Daha dar bir takım. E Masuak olduğu zaman o kadar da dar savunamayacak yani. Çünkü Masuak'ın varlığı orada ve ciddi bir orta tehdidi. Orada top da kullanılan bilen de bir oyuncu. ben Masoku'yu biraz öneri çıkarmak için Svensson daha makul geliyor bana. Mantıklı geliyor. Hı hı. Çünkü Onur'un yani Svensson yerine Onur'u yazdığında elde ettiğin hücum biraz daha hücumcu diye düşünüyorsun. Ama zaten savunmadan da götürüyor. Hücumda da pek bir şey yapmıyor yani açıkça söylemek gerekirse. Özgüveni de kırıldı. Kırıldı. evet. E, yerli oyuncu olarak ihtiyacın var mı? Yok. E, zaten dolu dolu. Necip Kaleci ve Necip var. E, rahat rahat yazıyorsun. E, hatta fazlan bile olabiliyor. Yani genelde fazla oluyor. Yeri geldiğinde Cenk başka oluyor. da oyuncu koyabiliyorsun. Cenk zaten oynuyor. 5 yani ya yer, yani yerlide de problemi yok. O zaman Svensson Mosoku bence daha makul olabilir. Yani hem savunmada gözden artırabilir. Gözden düşmüş görünüyor. Ben anlamıyorum, bilmiyorum. Yani Onur'un göze girmek için ne yaptı? Yani gözden düşmemiş zaten. O bu adam ama yeni geldi oluyor. yani zaten. Yani bilemiyorum. Bazen de hocalarla arasında uyuşmazlık olabiliyor da Svensson ben Svensson'a röportaj yapmışım. Hayatımda gören en profesyonel adamlardan biri yani. Çok e, hakikaten kuzeyli oyuncu profiline bu kadar oturan Hakikaten e, elinden gelen her şeyi yapacak. E, ne alacağını bildiğim bir oyuncu. Ne alacağını bilmediği daha ne alacağını tahmin edip asla alamadığım Onur yerine ne alacağımı bildiğim ben Svensson'u tercih ederim. Bilemiyorum ama yani sonuçta idmanları birlikte yapmıyoruz. Santos hocayla. Şu, şu an kendisine emin olamadı. Yani, Sonuçta Sivenson çok da kesin olmayı. Bence Sivenson yapmamalı bitirecek değil mi? <laughs> çok ya da kefil olmayayım. Sivenson'dan hiçbir şey olmaz. abi yok hayır aklıma yatmıyor yani. Hani hocayı <laughs> da anlamaya çalıştığım so, için. Yolda fark etti. Sonuçta bir Hilbert değil o da çok da kefil olmaz. Hayır hayır abi. canım Şakı yok. Şaka yapıyoruz. <laughs> yani. Düşüncem yani. net. Şey en son sabit o düşün. Yani. Ama çoğur hocaya da empati yapmaya çalışıyorum. Allah olabilir. Yani Onur el düzgün bir performans sergilesine diyeceğim hani bunu tercih ediyor. Ben yine öbürünü tercih ederim ama bunu tercih ediyor diyeceğim ama tercih ettiği şeyin de bir mantığı yok yani. Eee Onur zannediyorum hani bir, bir buçuk yıl sonra bu şekilde Beşiktaş'ta düzenli forma giyen bir oyuncu olmayacak bence. Hatta yeni sezonda da. Evet, zaten. E o zaman da bence daha madem böyle bir pragmatizm var ben bundan yana kullanırım. En azından kanat dengesini sağlarım. Çünkü Masoko hakikaten neredeyse sol kanat oynayabilecek kadar hücum özellikleri olan bir oyuncu. Gerek yok yani. Onu biraz daha rahat kullanmak daha mantıklı olur. O, orada da sos topardan patlıyorsun. Neyse artık bu konu çok derin yani. So, 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 soğumaya toparlayamıyorsun ya. Ne yapsan toparlay. Kole çünkü Abdülkerim değil yani. yani Çabuk da burayı da kapatayım o sokak öndeki, hazır burayı da kapatayım, orayı da kapatayım olmuyor. Kapatamıyor hiçbir yeri. O yüzden bu geri dörtlüden çok bir şey çıkmıyor maalesef. Ön taraf toparlandı ama geri dördü yazın artık. En ee, ön tarafın Yazın. formaları en azından net. ben çok beğendim mesela ya. Tabii tabii gayet iyiydi. Şey. Değil mi? Zaten evet. Da... Ön tarafı yani... bir driplingçi kenar alacaksın. Raşise'nin tersini. Diğer her şey tamam zaten. Ee, bir de geri dörtlüğü halletmen lazım. Maça tahminim alt, üç buçuk alt ve Beşiktaş. Güzel. Bayağı da yüksek oran olur diye düşünüyorum. Ben iki, ben... Buçuk, iki buçuk, alt diyorum ben. Muçi ve Semih'in golleriyle Beşiktaş 2-0 kazanıyor diyorum. Çok olası. İki buçuk alt bence her sene oturuyor. 2-0 da olası, <laughs> gol atanlar da olası. İki <laughs> buçuk alt, 1.75. Beşiktaş'ın önünden bir çıtır daha yüksek. Ama işler kötü giderse de, çünkü Selçuklu'nun ilk maçı belki daha da dirençli bir Antep'te görebiliriz. Ya bir de mesela bunlar basit faktörler gibi geliyor ama ya yeni hoca, yeni yerli izleyerek büyüdüğüm bir teknik adamla çalışacaksan Sergen Yalçın'ın hep böyle bir ekstra bir etkisi olur ya. Hı hı. Bir yere gittiği zaman hani bir sıçrama olur. Ee, Selçuk İnan da o saygı uyandırabilecek bir isim. Ee, herkes bir kendini tekrar göstermek isteyecek. Daha sıkı bir savunma olursa her maç yani birbiri falan da kurtarıyor 2.5 gol. Beşiktaş'ın 1 0ın 2-0'ını da kurtarıyor. Her şeyi kurtarıyor bence. 1.75 varken burada Çok maceraya gerek yok. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Merhaba. Ben Türkiye'nin ilk yapay zeka bahis yazarı bahis'ta. %74'e varan başarı oranımla milyonerdeyim. Bilyoner.